Arkadaşlar merhabalar. Herkese hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Sizinle birlikte 11 sorudan oluşan bir AYT coğrafya denemesi çözeceğiz arkadaşlar. Bu ilk coğrafya denememiz. Toplamda 11 soru çözeceğiz. Ama aynı zamanda arkadaşlar 11 soru üzerinde de coğrafya tekrarımızı yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz büyüttüğümüzde sorumuzun şöyle biraz büyüttük tam netleşti sorumuz. Sorumuz şöyle. Bu tür ağaçların yetiştiriciliğinin artış göstermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Sorumuz bu. Bugün dünyada kara kavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs ve yarı kurak alan bitkisi olarak da kaynara gibi hızlı büyüyen ağaç yetiştiriciliğinin hız kazandığını görmekteyiz. Bu ağaçlar oldukça değişik iklim ve toprak koşullarında yetiştirebildiği gibi büyüme hızları da diğer ağaçlara göre 10-20 kat arasında değişmektedir. Günümüzde biyoteknolojik yöntemlerle bu ağaçların büyüme hızları artırabilmektedir. Yani bugün özellikle çok kısa sürede büyüyebilen diğer ağaçlara göre 10 kat 20 kat arasında hızla büyüyen bu kavak, bu tarz ağaçların yetiştirilmesinin temel nedeni nedir diye soruyor arkadaşlar. Küresel ısınmanın hız kazanması, bitki örtüsünün hızla tahrip edilmesi, enerji ve hammadde ihtiyacının artış göstermesi, modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması, su ekosistemlerinin işleyişinin bozulması. Şimdi arkadaşlar özellikle günümüzde biliyorsunuz sanayileşme ile birlikte çok hızlı bir enerji ve ham madde ihtiyacı var. Yani zaman kazanmak amacıyla özellikle çok hızlı büyüyen diğer kendi ağaçlara nazaran çok hızlı yetişebilen bu ağaçların tercih edilmesinin temel nedeni günümüzde enerji ve ham madde ihtiyacının özellikle giderek ne olması artış göstermesidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir gençler? C şıkkıdır. Güzel bir soru. Yani günümüzde o kadar çok ham maddeye ve enerjiye ihtiyaç var ki artık insanoğlunun beklemeye, tahammüle özellikle sabrı yok. Çok hızlı büyüyen bitkileri tercih ediyor sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuzu da şöyle büyütelim. Bir sıralama sorusu. Sorumuz şöyle. Bu bilgilere bakıldığında bu şehirlerin etki alanının geniş olandan dar olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi birinci şehrimize bakıyoruz. X şehri yakın çevresindeki kırsal yerleşim birimlerinin tarım ürünlerinin toplandığı ve satıldığı bir pazar alanıdır. Yani tarımsal verimin olduğu bir yer. Y şehrinde bulunan havaalanı çevresindeki yerleşim birimlerini ülke içi hatlarıyla ulaşımı sağlamaktadır. Biraz daha ulaşımı gelişmiş bir yer. Üçüncü şehrimiz C şehri. Okyanus aşırı ticarete açık olan bir liman kentidir. En gelişmiş olan. Ayrıca bu şehrin art bölgesi oldukça gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda en gelişmiş yani hem ekonomisi hem ulaşımı en gelişmiş olan 3'tür. Daha sonra 2'dir. En son gelişen az gelişen 1'dir. Dolayısıyla 3, 2, 1. Yani dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuz da böyleydi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı muhakkak istiyorum arkadaşlar. Birlikte bir yiyelim. Birlikte daha güzel işler yapalım sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şöyle. Bir ülkenin kalkınmasında aşağıda verilen etmenlerden hangisi diğerlerine göre daha az etkili olmaktadır. Ülkenin kalkınmasında teknolojik gelişmelerin yaşanması, nüfusun eğitim seviyesinin yüksek olması, doğal kaynak açısından zengin olması, tüketim alanlarına ulaşılabilir bir konuda bulunması, köklü bir tarihe mirasa sahip olması. Şimdi arkadaşlar bir ülkenin kalkınmasında teknoloji temel göstergelerden birisidir. Özellikle bunun geçmesi önemli. Nüfusun eğitim seviyesi, özellikle eğitimli nüfuslar bugün gelişmiş toplumların genel özelliği eğitimli bir nüfusa sahip olmaları. Yine özellikle gelişmiş ülkelere baktığımızda doğal kaynakların yani yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olduğu özellikle Orta Doğu, Rusya, işte Amerika, Avrupa ülkeleri
Ayrıca tüketim alanlarına ulaşılabilir bir konumda bulunması, yani ulaşımın gelişmiş olduğu bir şehir olması, yer olması önemli. Burada diğerlerine nazaran daha az etkili olan köklü bir tarihi mirasa sahip olması bir şehrin tek başına gelişmesinde etkili bir faktör olduğunu söyleyemeyiz. Zira bugün Irak'a baktığınızda çok köklü bir tarihe sahip. Suriye'ye baktığınızda çok köklü bir tarihe sahip. Fakat bu onların tek başına gelişmesine etkili değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Teknoloji, eğitim, doğal kaynaklar, yine tüketim alanlarına yakın olması, ulaşılabilir olması sayılabilir. Burada en az etkiye sahip olan köklü bir tarih mirasına sahip olmasıdır sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuza bakıyoruz gençler. Dördüncü sorumuz da şöyle. Dördüncü sorumuzu şöyle bir büyüttük, netleştirdik. Buna göre verilen gelişmelerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik açıdan güç kazanmasını sağlayan siyasi olaylardandır. Siyasi olaylardan. Bölgesel ve küresel çapta yaşanan siyasi olaylar uluslararası alanda ülkelerin jeopolitik önemini etkileyen unsurlardan biridir. Yani bunlardan hangisi bizim ülkemizin siyasi anlamda gücünü arttırmış, etki alanını arttırmıştır? Şöyle bir bakalım sorumuza. Orta Asya'da Türkiye ile etnik bağları bulunan ülkelerin bağımsızlıklarını kazanması, yani Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan 1990'da SSCB dağıldıktan sonra ne oldu? Bunlar bağımsızlığını kazandı arkadaşlar. Bu Türkiye için artı bir değer. Özellikle bunlarla hem ekonomik hem siyasi ilişkiler kurdu. Enerji üretim ve tüketim alanları arasında köprü konumda bulunması bu Türkiye'nin jeopolitiğini arttırır ama siyasi anlamda bir güç değil, daha çok ekonomik anlamda bir avantaj sağlar. Orta Afrika ülkelerinde iç karışıklığın yaşanması bu Türkiye zaten zararda. Dolayısıyla burada Türkiye'nin siyasi olarak güçlenmesini, güç kazanmasını sağlayan gelişme 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Orta Asya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı ne olur gençler? A şıkkı olur. Bugün özel olarak kalem rengimizi işte mor seçtim. Arkadaşlar biraz farklı da geliyor olabilir size. Beşinci güzel sorumuz arkadaşlar. Bu projelerle ilgili burada dikkatinizi çekeyim. Bu projeler bu sene sorular gelebilir size. Şöyle bu planlardan hangisinin kömür üretiminin arttırılmasına yönelik projeler yer almaktadır? Bu planlardan hangisinde? Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik farkını azaltmak için bölgesel kalkınma planları hazırlanmıştır. Bunlardan hangisi diyor arkadaşlar? Kömür üretiminin arttırılmasına yönelik bir projedir. Şöyle bir projelere baktığımızda Doğu Karadeniz projesi DOKAP, 9 ili kapsayan genelde buradaki illerin gelişmesini esas alan bir proje DOKAP arkadaşlar. İşte bu iller hangileri? Şöyle bir hatırlayalım, soru olarak gelebilir. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve en son arkadaşlar dikkatinizi çekeyim. Bu DOKAP'a Tokat da eklenmiş ve toplamda 9 il. ZBK bu dursun arkadaşlar. DAP yine arkadaşlar DAP da Doğu Anadolu projesi. Buradaki illeri kapsayan ve gelişimini sağlamayı esas alan bir proje. GAP Güneydoğu Anadolu projesi ülkemizin en gelişmiş ve en önemli projelerinden birisi. Yine YHGP projesi yani Yeşilırmak Gelişim Projesi diye bir proje de var. Amasya, Çoruh, Samsun ve Tokat içine alan bir proje sevgili arkadaşlar. Burada Zonguldak, Bartın ve Karabük. Zonguldak, Bartın ve Karabük içine alan ZBK projesi bu bölgede bulunan kömür üretiminin arttırılmasını esas alan bir projedir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir gençler? B şıkkıdır. Güzel bir sorudur. Bu projelere özel önem göstermenizi istiyorum arkadaşlar. Burada size soru gelebilir. Bunu unutmuyorsunuz. Beşinci sorumuz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Şöyle sorumuz. Dünya enerji talebini karşılamak için yapılacak olan aşağıdaki uygulamalardan hangisinin doğal çevreye daha fazla zararlı olması beklenir? Biyokütle enerji üretiminin desteklenmesi. Biyokütle arkadaşlar daha çok fosilleşmemiş canlı atıklarının canlı kalıntılarıyla enerji üretimi, bu doğaya zarar vermeyen bir enerji. Rüzgar enerjisi yine doğaya zarar vermeyen bir enerji. Yine doğal gaz kullanımı doğaya fazla zarar vermeyen bir
enerji, bunun tüketimi. Güneş enerjisi neredeyse hiç doğaya zarar vermeyen bir enerji. Fakat burada fosil yakıt olarak ne karşımıza çıkıyor? Lignit. Lignitle çalışan termik santraller nispeten bu fosil yakıtlar çevreyi daha fazla kirletmekte. Yenilenemez bir enerjidir. Fakat biyokütle, rüzgar enerji ve güneş enerjisi bunlar şey doğal gaz, bunlar yenilenebilir. Her ne kadar doğal gaz fosil bir yakıt olsa da lignite göre daha az çevreyi zarar vermekte. Dolayısıyla burada çevreye en fazla zararı verecek olan lignitle çalışacak olan termik santrallerdir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı nedir arkadaşlar? E şıkkı. Yedinci sorumuza geldik sevgili dostlarım. Bu erozyonla ilgili bir soru. Türkiye'de erozyonu önlemek için verilenlerden hangileri yapılabilir? Erozyon. Öncelikle erozyon nedir arkadaşlar? Özellikle bitki örtüsü bakımından zayıf iklimin kurak geçtiği alanlarda toprağın üst kısmının su ve rüzgarlar tarafından taşınması ve verimsiz bir durumla karşı karşıya kalmamızı söyleyebiliriz erozyonla ilgili. Şimdi erozyonla ilgili erozyonun can suyu, erozyonu önlemenin en temel şeyi ağaçlandırma yapmak arkadaşlar. Ağaçlandıracağız bu bölgelerin özellikle toprakların taşınmasını, aşınmasını ancak ağaçlandırmayla dengeleyebiliriz. Mera hayvancılığı özellikle de yani açık alan hayvancılığı olduğu için bitki örtüsünün zayıflanmasına ve dolayısıyla aslında erozyonu arttıran bir olumsuz anlamda bir durumdur. Erozyonu arttıran bir durumdur. Eğimli yamaçlarda taraçlama yapmak arkadaşlar özellikle de toprakların taşınmasını engellemek için sular tarafından eğimli yamaçları eğer taraçlandırırsak bu da toprağın taşınmasına engel oluşturur. Dolayısıyla burada bir ağaçlandırma yapmak, iki eğimli arazileri taraçlandırmak erozyona karşı alınabilecek önlemler arasında sayılabilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir gençler? D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 8. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Mezopotamya ile eski uygarlıklarla ilgili, coğrafya ile ilgili. Bu durum Mezopotamya medeniyeti ile ilgili verilenlerden hangileri üzerinde etkili olmamıştır arkadaşlar? Mezopotamya medeniyeti kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrili, güneyden ise büyük çöllere açık geniş bir düzlükte kurulmuştur. Yani kuzey ve kuzeydoğuda yüksek dağlar var. Güneyde ise büyük çöller var. Bu bölge Mezopotamya dediğimiz bölge. Peki Mezopotamya neresi? Dicle ile Fırat arasında kalan verimli toprak arazileri sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir baktığımızda diğer medeniyetlerle olan etkileşimi, nitelikli sanat eserlerini inşa etmeleri, düzensiz bir orduya sahip olmaları. Yani Mezopotamya'nın bu coğrafi konumu diğer medeniyetlerle olan etkileşimini etkilemiş olabilir arkadaşlar. Nitelikli sanat eserleri inşa etmelerinin önünde bir engel değildir arkadaşlar. Bunu bir atlayalım. Yine düzensiz bir orduya sahip olmaları askeri anlamda bunun da bir etkisi yoktur. Dolayısıyla Mezopotamya'nın bu coğrafi yapısı nitelikli sanat eserlerini inşa etmeleri ve düzensiz bir orduya sahip olmalarıyla bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız E şıkkı yani 2 ile 3'tür. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Dokuzuncu sorumuza geldik arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıda verilen coğrafi özelliklerden hangisi gösterilir? Ülkemize karayollar ve demiryolları genellikle akarsu vadileri, çöküntü alanlar, plato yüzeyleri ve su bölüm hatlarını takip etmektedir. Bunun nedeni nedir? Niçin demiryolları ve karayolları genelde akarsu vadileri, çöküntü alanlar ve plato yüzeylerinde yapılmış sevgili arkadaşlar. İklim özellikleri, şehrin konumu, yer şekilleri özellikleri, bölgeler arası gelişmişlik farkı, ekonomik faaliyetlerin farklılaşması. Şimdi arkadaşlar ülkemizde biliyorsunuz dağlar genelde nasıldır arkadaşlar? Doğu batı yönünde uzanmaktadır. Dolayısıyla bu kuzey ve güney yönlü bir ulaşımı engeller. Dolayısıyla ülkemizdeki ulaşım da bu dağların uzanış yönüne paralel olarak doğu batı yönünde gelişmiştir. Yeryüzü şekilleri çok fazla engebeli olduğu için genelde yol yapımı, karayolu özellikle demir yolu yapımı çok zahmetlidir. Bu nedenle genelde vadiler, çöküntü alanlar ve plato yüzeyleri yani yol yapılabilecek alanlar takip edilmektedir. Yani burada yol yapımının özellikle akarsu vadilerin çöküntü alanları, plato yüzeyleri ve su
bölüm hatlarını takip etmesi temel nedeni ülkemizin yüzey şekilleri sahip olduğu yeryüzü şekilleridir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Şimdi hemen hayvancılıkla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde besi hayvancılığı diğerlerine göre daha az gelişmiştir? Besi hayvancılığı yani belli bir süre hayvanları besleyerek içeride tuttuğumuz ve bu şekilde hayvancılık yaptığımız hayvancılık türü besliyoruz hayvanları kısacası. Besi hayvancılığında hayvanlar ahırda et üretimi için özel olarak beslenir. Et üretiminin yüksek olması ve kısa sürede gelişmeleri için hayvanlara besin değeri yüksek yemler verilmektedir. Türkiye'de besicilik faydaları giderek yaygınlaşmaktadır. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki kümes hayvancılığı ve besi hayvancılığı et tüketiminin, et ihtiyacının çok fazla olduğu büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir. Bunu hatırlayalım. Şimdi şöyle bir sorumuza baktığımızda İzmir ve çevresi, Bursa ve çevresi, Ankara ve çevresi, Antep ve çevresi bunlar büyük şehir olduğu için besi hayvancılığı ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği, çünkü etin en fazla ete ihtiyaç duyulan yerler arasında bunlar sayılabilir. Fakat Ağrı'nın böyle bir ihtiyacı yoktur. Ağrı buralara göre nispeten nüfusu daha az, et ihtiyacı daha az olan bir yer. Zaten bildiğimiz üzere Ağrı ve çevresi hayvancılığın en fazla geliştiği bölgelerden olduğu için burada besli hayvancılığa ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla normal doğal hayvancılık faaliyetleri var ve bu da et ihtiyacını yeterince karşılıyor. Besli hayvancılığı ekstra yapmaya gerek yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Tekrar etmekte fayda var. Ülkemizde kümes hayvancılığıyla besli hayvancılığı arkadaşlar özellikle büyük şehirler yani İzmir, Bursa, Ankara, Antep, İstanbul gibi şehirlerin çevresine gelişmiştir. Bunun temel nedeni şudur. Bu bölgelerde, bu büyük metropollerde, şehirlerde et ihtiyacının çok fazla olması temel nedendir. Bunu da unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. 11. ve son sorumuz arkadaşlar. Fay hayatlarıyla ilgili sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde deprem görülme ihtimali diğerlerine oranla daha azdır? Fay hatlarının geçtiği yerlerde deprem riski diğer yerlere oranla daha fazladır. Ülkemize Kuzey Anadolu fay hattı, Güneydoğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı olmak üzere 3 önemli fay hattı bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar Afyon ve çevresi Batı Anadolu'da, Van ve çevresi Doğu Kuzey Anadolu, Güney Doğu Anadolu fay hatlarının neredeyse birleştiği bir noktada. Kocaeli yine Kuzey Anadolu fay hattı ile Batı Anadolu fay hattının birleştiği, aslında Kuzey Anadolu fay hattının başladığı bir noktada. Erzincan'sı arkadaşlar yine Kuzey Anadolu fay hattıyla Güney Doğu Anadolu fay hatlarının birleştiği bir noktadır. Ve bu her saydığımız Afyon, Van, Kocaeli ve Erzincan deprem riskinin çok yüksek olduğu yerler. Fakat ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yerler masif alanlardır. Yani ülkemiz oluştuğu zaman ilk oluşan bölgeler bunlardan birisi Karaman ve çevresidir. Karaman çevresi bugün bir masif alandır. Çok eski bir alan oluşum bakımından çok eski bir alan. Dolayısıyla Niğde, Karaman ve çevresi bugün ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yerlerin başındadır. Dolayısıyla burada deprem görme riski en az olan yer neresi? Karaman ve çevresi. Doğru cevap şıkkımız nedir gençler? A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar değerli öğrencilerim sizinle birlikte 11 tane coğrafya sorusu çözdük. AYT'ye yönelik. Aynı zamanda konu tekrarı yaptık. Benimle birlikte sabırla bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanala destek amaçlı abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni ve yorum lazım. Muhakkak bekliyorum. Sevgili arkadaşlar iyi çalışmalar.